Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte kutu içerisinden 2 adet ateri koluyla beraber gelen bu projeksiyonun detaylarını inceliyoruz. Eminim ki sizler de bu tarz projeksiyonlarla sıkça karşılaşıyorsunuzdur. Benim de karşıma çok fazla çıkmaya başladı. Uygun fiyatlı olanı da var, yüksek fiyata sahip olanlar da var. Bizim de amacımız fiyat performans olanını bulmak. T12 Pro da onlardan bir tanesi. Bu video içerisinde tüm detaylarını sizlere kısaca aktarmaya çalışacağım. Kutu içerisine baktığımız zaman projeksiyonun kendisini görebiliyoruz. Kompakt bir tasarıma sahip. Alt tarafında ise 1 bölü 4'lük vida girişi bulunuyor. Yani tripodla beraber de kullanabilirsiniz. Ayrıca içerisinden 2 adet kablosuz oyun kumandası da geliyor. Bunlarla beraber direkt projeksiyon içerisindeki oyunları da oynayabiliyorsunuz ve devamında ise gerekli olan tüm ekipmanları kutu içerisinde görebiliyoruz. Kullanma kılavuzu var, power kablosu var, küçük bir tripod ayağı var. Ayrıca bu tarz ekipmanların içerisinden çıkması da güzel bir detay olmuş. Sizlere bu video içerisinde direkt olarak projeksiyonu kurup içerisinde yapabileceklerimizi göstereceğim. Teknik özelliklerini ise kullanma kılavuzu üzerinde görebildiğimiz gibi yan tarafa da sıraladım. En önemli özelliklerinden bir tanesi de kullanacağınız ekran boyutuna göre perde ya da duvarla arasındaki mesafeyi ayarlamak. İşte sizlere bu şekilde yazdığım gibi hangi inçte kullanmak istiyorsanız aradaki mesafeyi buradaki detaylara göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi gelin daha fazla uzatmayalım ve projeksiyonun içerisindeki uygulamalara bakalım. Sizler de bu sırada kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Projeksiyon ile duvar arasındaki mesafeyi yaklaşık olarak 36 inçe denk gelecek şekilde ayarladım. Power butonuna bastığım zaman direkt olarak Android yazısıyla bizleri karşılıyor ve projeksiyon bu şekilde başlıyor. Çalıştığı anda ortalama derecede bir fan sesi var. Oyunlu olduğu için kendini daha fazla soğutması gerekiyor. Bunu da bu şekilde kapalı bir ortamdayken duyabilirsiniz. Ancak medya oynatırken medya sesleriyle beraber de fan seslerini bastırmış oluyorsunuz. İlk açılışta üzerinde SD kart takılı olduğu için isterseniz dosyayı açabilirsiniz diye sizlere bir soru soruyor. Buraya okey derseniz direkt olarak zaten içerisindeki dosyaları görebiliyorsunuz. SD kartı okudu. Burada isterseniz fotoğraf oynatabilir ya da müzik oynatabilirsiniz. Ya da dilerseniz MP4 formatındaki videolarınızı oynatabilirsiniz. Ayrıca buradan dosyaları da görüntüleyebiliyorsunuz. Yukarı tarafa baktığınız zaman apps kısmı bulunuyor. Apps kısmı yani uygulamaların yüklü olduğu kısım. Ayarlar kısmına baktığımızda ise çeşitli ayarları yapabileceğiniz kısımları görüyorsunuz. Zoom ayarları bulunuyor. Dediğim gibi şu anda 36 inçlik bir boyuta denk gelecek şekilde ayarladım. Ayrıca kenarlarını ayarlayabileceğiniz, e, burada isterseniz perspektif ayarlayabileceğiniz ayarlarda bulunuyor. Burada e, yatay kullanımda, yatay dikey kullanımda, dikey ya da ters olarak da kullanabilirsiniz. Kenarları ayarlayabilmeniz için bu şekilde ayarlar bulunuyor. Şu anda kumandası üzerinden bu ayarları yapmaya çalışıyorum ve hareket ettiğini de sizler bu şekilde görebilirsiniz. Ayrıca alt kısma baktığınız zaman derecelendirmesini de görebiliyorsunuz. Yine bu şekilde ayarlamaları yapmanıza olanak tanıyor. Kenar ayarlamaları da dahil tüm ayarları buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı var, Bluetooth bağlantısı var. İsterseniz buradan tarih ve zaman ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tarih ve zaman ayarlı değil. Bunu internete bağladıktan sonra otomatik olarak yapıyor mu? Bunu test etmek için ayarlamıyorum. Dil seçenekleri var burada isterseniz dil ayarlaması yapabiliyorsunuz. Dil ayarları içerisine girdiğimde görmüş olduğunuz gibi zaten Türkçe olarak daha öncesinde ben ayarladım. Ancak menü kısmında görmüş olduğunuz işte ayarlar olsun, Wi-Fi olsun, Bluetooth olsun yani bütün aslında yazılar İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Sadece çıkan pop-up mesaj ekranlarında Türkçe olarak görüyorsunuz. Yani yarı İngilizce yarı Türkçe olarak düşünebilirsiniz bunu. E, düzenledikten sonra da kapatıp açtım herhangi bir değişiklik olmadı. Yazılım güncellemesi gelirse update kısmından direkt olarak buradan update'ini yapabiliyorsunuz. Ayrıca geri geldiğiniz zaman yine cihaz hakkında bilgilere buradan erişebilirsiniz. Burada 3 GB'lık bir RAM, 64 GB'lık da dahili depolama bulunuyor. Devam ettiğimizde burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına giriş yaptığınızda isterseniz buradan çeşitli ayarları kontrol edebilir ya da direkt olarak fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Şimdi ben cihazı bir internete bağlayacağım. Daha sonrasında içerisindeki uygulamaları test edeceğim. Daha sonrasında ise videomuzu bitireceğim. Cihazı wi fiye bağladım. Tarih ve zaman otomatik olarak düzenledi. Bunu kendinizde yine time kısmından ayarlayabiliyorsunuz. Bunu tekrar belirteyim sizlere. Kumanda üzerinde farklı bir mod daha var. İsterseniz bunu e, kullanmak için mouse modu kısmındaki butona basmanız gerekiyor. Bastığınız zaman ise bu şekilde bir mouse imleci çıkıyor. Ancak bunu yön tuşlarıyla hareket ettiriyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece mouse imlecini götürüyorum sağa sola. Ama hareket ettirerek yani jiroskop yöntemiyle mouse'u hareket ettiremiyorsunuz. Bunu da yine kumandanın üzerindeki mouse butonuna basıp e, açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulama kısmındayız uygulama kısmına giriş yaptığınızda Play Store üzerindeki uygulamaları isterseniz buradan indirip kullanabiliyorsunuz. Burada bir YouTube var burada bir Netflix var ee, dediğim gibi ekstra uygulamaları kendiniz indirmeniz gerekiyor. Burada aslında tek tek uygulama indirmeyi göstermeyeceğim zaten bunu birçoğunuz biliyorsunuz Android tablet veya telefon kullanan kullanıcılar daha da iyi biliyordur. Yani aslında bu şekilde kullanabileceğiniz bir e, projeksiyonla karşı karşıyayız. Burada HDMI kısmı var. Eğer ki HDMI kabloyla farklı bir görüntü kaynağı kullanarak görüntü aktarmak istiyorsanız da bunu üzerindeki portlara HDMI kablo takarak kullanabiliyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sinyal yok diyor. Çünkü HDMI kablo üzerinden herhangi bir görüntü aktarımı yapmadım. Devam ettiğimiz zaman yine geri geliyorum ve bu şekilde MX Player olduğunu gösteriyorum sizlere. MX Player içerisinde yüklemiş olduğunuz mp4 dosyalarını ya da video boyutundaki formatındaki dosyalarınızı mx player üzerinden oynatabiliyorsunuz. Haricen flash bellek veya hard de takabilirsiniz. Eğer ki içerisinde video veya oyun yüklüyse ya da farklı şeyler varsa bunları bu şekilde yansıtıp kullanabiliyorsunuz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi telefonumun ekranını nasıl yansıtırım sorusu oluyor bu tarz ürünlerde. Şimdi ben sizlere şunu söyleyeyim. iPhone kullanıyorum iPhone'da görmüş olduğunuz gibi bir ekran, ekran yansıtma uygulaması var e, şu anda ekran yansıtma Uygulamasına giriş yaptığım zaman Transscreen 49232 olarak bir uygulama çıktı e, buradan direkt olarak ekrana çıkan Airplay password kısmını e, Yazıyorum 89 68 yazıp tamama basıyorum Burada önemli olan şey aynı Wi-Fi ağı üzerinde olmanız gördüğünüz gibi direkt olarak ekran yansıtma özelliğini kullanarak ekranda çıkan şifreyi girdim ve artık telefonumun ekranını buraya yansıtmış oluyorum. Buradaki fokus ayarını ise üzerindeki teker tuşu sayesinde tekrar bir düzenlemeniz gerekiyor. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani aslında dediğim gibi burada direkt olarak telefon ekranını yansıtmak için kullanabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi FPS değeri ise bu şekilde Telefonumdan kaydırıyorum ekranda da bu şekilde görebiliyorum Sizler de bunu bu şekilde yansıtabilirsiniz ya da dediğim gibi üçüncü parti ekran yansıtma uygulamalarını kullanabilirsiniz bundan çıkmak için de direkt olarak yansıtmayı durdur diyorum ve ekran yansıtmasını burada kesiyor ve tekrardan projeksiyon ana ekranına geri dönüş yapıyor ee, Aslında çok fazla anlatılabilecek bir e, detayı yok projeksiyonun yani bir televizyon almak yerine bu tarz projeksiyonları tercih ediyor olabilirsiniz. Ve aralarında uygun fiyatlı olanlarını ya da daha yüksek fiyatlı olanlarını seçmeye çalışıyorsunuz Ben de sizlere fiyat performans olanlarını göstermeye çalışıyorum Yazılım konusunda zaten çok büyük beklentiler içerisine girmek Doğru olmaz diye düşünüyorum bu tarz ürünlerde İçerisinde gelen Kablosuz kumandayla beraber oyun oynayabileceğimizi söylemiştim Şimdi hemen o oyunlardan bir tanesini test edip daha sonrasında ise videomu bitireceğim. Harici olarak da bir ses bağlamak isterseniz isterseniz hoparlör bağlayabilirsiniz. isterseniz de Bluetooth üzerinden speaker bağlayabilirsiniz. İkisine de destek veriyor. Fan sesi dediğim gibi ortalamanın bir tık üzerinde çünkü oyun oynatabilen bir projeksiyon olduğu için kendini daha fazla soğutması gerekiyor. Ortam sesini yükselterek, medya sesini yükselterek fan sesini bastırabilirsiniz. E haliyle projeksiyonun yanında da çok yakın durmazsanız bunları hissetmiyorsunuz. Ee, YouTube tarafında bir video oynatalım. Daha sonrasında ise sizlere e, oyun performansını göstereyim. Hatta bahsetmişken çok kısa bir speaker bağlantısını da göstermek istiyorum sizlere. Bluetooth üzerinden hoparlör bağlayabilmek için burada Bluetooth kullanan bir hoparlörümü devreye soktum. Ve tarama ekranında burada Bluetooth'u e, bağlayabileceğim cihazımı arıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Pulse 5 olarak adlandırılan JBL replikası olan bir hoparlörümü bağlayacağım ben burada. Eşleştiriliyor diyor. Burada bir eşleşme isteği gönderdi. Ancak herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt olarak bağlandı. Ve artık sesleri bağlamış olduğum bu speaker üzerinden dinleyebileceğim. Şimdi hemen YouTube'dan bir video açmak istiyorum. Ses performansını da test etmek istiyorum. Selamlar bugün sizden bu şekilde de, düzenlemeler, de, düzenlemeler yapabileceğiniz bir video ekranı olmuş oldu yani aslında sizlere burada projeksiyon mu televizyon mu arasında kalan kullanıcılar için bir şeyler anlatmaya çalıştım YouTube'dan bir video açtım YouTube'dan video izlemek istiyorsanız ya da kendi videolarınızı farklı platformlardan izlemek istiyorsanız bu şekilde kullanabiliyorsunuz projeksiyonunuzu e, harici bir hoparlör bağladım harici bir hoparlör bağladığım için, Dediğim gibi farklı hoparlörleri farklı konumlara getirerek de ses akustiğini de yakalayabiliyorsunuz. Sizler de bu şekilde hem YouTube tarafında hem de farklı platformlar tarafında videolar izleyebilirsiniz. YouTube'a gelmişken kanalımı ziyaret etmişken de abone olmayı lütfen unutmayın bu şekilde de bir hatırlatma yapmak istedim. sizlere Play Store üzerinden uygulama indirmek isterseniz de burada Gmail hesabı girmeniz gerekiyor. Android sürümü destekleyen programları burada kullanabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum 3 GB RAM 64 GB'ta dahili depolama bulunuyor cihazın kendi içerisinde. E, Harican klavye veya mouse bağlamak isteyenler de yine bluetooth üzerinden ya da kablolu bir şekilde üzerindeki portları kullanarak bağlayabilirler. Son olarak oyunu gösteriyorum daha sonrasında ise sizlere veda edeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi kumandanın içerisine 2 adet ince pil taktım. İçerisinde gelen alıcısını ise projeksiyonun üzerindeki USB girişine taktım. Bu şekilde yönlendirmeler yapabiliyorsunuz. Bu kumandayla beraber de kullanabilirsiniz. Benim uygulamalarım kısmına giriş yaptığım zaman yine bu şekilde bir menü ekranı ile karşılaşıyoruz. Oyunlar kısmına giriş yapıyorum tekrardan. Ve oyunlar içerisinde SD kart içerisinde yüklü gelen oyunları burada görebiliyoruz. Şu anda tamamen bu kumanda üzerinden yönetimini yapıyorum. Ee, dediğim gibi sizlerde eğer Atari tarzında oyunlar oynuyorsanız e, buradan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi PSP oyunları var, Nintendo oyunları var, PlayStation oyunları var. Bunlar muhtemelen ilk nesil oyunlardır. Ee, dediğim gibi hepsine tek tek girme şansım tamamen e, yok. PlayStation tarafına giriş yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi giriş için A'ya bastırıyor, geri gelmek için B'ye bastırıyor. Yönlendirmelerini görebilirsiniz. Girdiğimizde ise bu şekilde yüklü gelen uygulamaları gördük. Hemen bir tanesine giriş yapıyorum. tekgeni seçtim. Bakalım gerçekten güzel bir performans elde edebilecek miyiz? Yani çok büyük performanslar tabii ki de beklememiz gerekiyor. Yani bir PlayStation kadar akıcı bir oyun deneyimi yaşatamayabilir. Ayrıca oyunları yüklerken bu şekilde geri de atabilir. Çünkü içerisindeki SD karttan kaynaklı oluyor. Yani SD kartı biraz daha yüksek hızlarda yazma, okuma hızlarında kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Örneğin burada şu anda oyunun sesini direkt olarak projeksiyona çektim ve projeksiyondan kısmak zorunda kaldım. Takdir edersiniz ki telif durumları var. Ee, şu anda bir şeyler oynuyor. Oyun görüntüleri var. Burada arcade mod olarak başlanmış. Ben buna bir şekilde başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak oyunu başlattım. Atari oyunları, PlayStation oyunlarını oynayabileceğimizi tekrar söylüyorum sizlere. Şu anda da yine projeksiyon içerisinde yüklü gelen oyunlarla oynuyorum. Kumanda üzerinden de yönettiğimi görebilirsiniz. Zaten burada sizleri kandırmaca veya herhangi bir farklı durumu kapatmaca yapmıyorum videolarımda. Az çok tanıyorsanız beni burada projeksiyon üzerinden oynadığımızı da görebilirsiniz. Yani tek tek uygulamalara girip gösterme şansım dediğim gibi tabii ki de yok. Sizlere elimden geldiğince detaylarını göstermeye çalıştım. Buraya kadar gelmişken de videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Hala kanala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz Projeksiyon genel anlamda bu şekildeydi Fiyat performans ürünlerini arıyoruz aramaya devam edeceğiz ancak t12 pro Ortalama bir cihaz diyebilirim bu tarz ürünler arasında konuşuyorum Ama Bu tarz oyun oynatabilen Atari oyunları içerisinde yüklü gelen Bu modeller arasında da en iyiler arasında yer alıyor benim için e, projeksiyon gözüyle düşündüğümüzde de yine ortalama bir görüntü kalitesi ve işinizi görebilecek şekilde kullanabileceğiniz e, bir kalitesi de burada mevcut. Ben ürünü beğendim. Sizlere de yine yorumlarda sormak istiyorum. Sizler de beğendiyseniz belirtmeyi unutmayın. Bu arada bu tarz oyunları e, oynamak gerçekten güzel ve nostalji yaşatan bir şey. E, bu tarz içerikleri seviyorsanız dediğim gibi takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.